Asist analizden herkese merhaba. Bugün Trabzonspor gündeminde ben Neslihan ablanın yerine buradayım. İlke Cancanoğlu ben. Erdal Hoç ile birlikte Trabzonspor'u değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seninle ne konuşalım da burada birlikte program yaptığımızda epey keyifli geçmişti. Trabzonspor'u yapmak da bugüne kısmetmiş. Dilersen giriyorum konuya direkt olarak. Ben çok keyif almıştım. Ara sıra futbol dışı konuşmak lazım demek. Abi ondan sonrasında biraz formatı değiştirdim. Lafını kestim özür dilerim. Sonrasında değiştirdim biraz. En son Ali Naibi geldi. Biraz daha futbola döndük. O mecburen futbola dönmüş. Yoksa izlenmiyor. Abi Trabzonspor'un Marekamşik'te sözleşme imzaladığını açıkladı. 2 senelik kontrat yapıldı. Dün de infial bir oldu Twitter'da gördüğüm kadarıyla. Senelik 1,5 milyon euro artı 700 bin euro imza ücreti. Toplam maliyet 3 milyon 700 bin euroya geliyor 2 yıllık kontrat maliyeti. Bu transferi hem saha içi hem de maliyet anlamında sen nasıl değerlendiriyorsun? Bana göre gayet normal ücret. Yıllık ne oluyor yani? Ya yıllık 1 milyon 850 bin euro. Normalde beni böyle transferler heyecanlandırmaz. Çok sevdiğim transfer türleri değildir. Elzemdir. Her takım için 1-2 tane böyle transfer elzemdir. Yarışma iddiasında olan her takım için elzemdir. Ama aynı zamanda risktir. Lakin bu heyecanlandırdı. Muhtemelen Napoli ile bir ilgisi var belki yani hani. Bana rasyonel olmasa da bir olağanüstü bir heyecan verdi. Onu söyleyeyim. Kuvvetle muhtemelen dediğim gibi yani Napoli'nin o yükünü kaldırmış. Napoli ağır büyük. Gerçekten ağır büyüktür. Yani Trabzon gibi aşağı yukarı. Birçok açıdan benzer. Çok göç vermiş vesaire. Birçok açıdan benzer. Oyunu son derece irrasyonel bakan, gerçeklikten kopan, yani oyunla ilgili tasavvurlarında gerçeklikten kopan birçok açıdan Trabzonspor camiasına çok benziyor. Yani oranın yükünü taşımış biri olması beni heyecanlandırdı doğrusu istersen. Yani bireysel özelliklerin dışında diyorum. Hangi atmosferden geldiği anlamında söylüyorum. Sosyolojik olarak. Evet, o anlamda. Bildiğim kadarıyla gelmeden önce de Aplı Hoca'yı aradı. Hatta ilk teklif aldığında Aplı Hoca'yı aradı. Arkadaşlar da haber yapmıştı diyebiliyorum onu. Ve beni niye istiyorsunuz sorusunu sordu. Bu da benim açımdan önemli bir şey. Yani rakama bakmaktan ibaret değil, beni niye istiyorsunuz? Ne oynayacağız, ne yapacağız, hedefimiz ne gibi sorular sordu. Bunlar hani öncesinde heyecan, işler iyi gitmezse bunların hiçbir anlamı yok, hepsi çöpe atılır. Ama hani iyi bir şey arıyoruz ya, benim açımdan bu iyi bir şey, önemli bir şey. meselenin mali boyutuna gelince ben bütüne bakma taraftarıyım. Yani Trabzonspor sezona başlarken federasyonun kendisine tanıyacağı limite uyacak mı, uymayacak mı? Bu önemli, bu kısmı önemli. İki, kendi içerisinde tutarlık var mı? Mesela 1.800 yıllık verilecek Hamsi'ye anladığım kadarıyla. Yani toplam, 1.850, evet. Şey dahil, imza parası dahil. Sturridge'e 3.5 verilmişti ve hiçbir verim alamadık. Ki yani şimdi heyecan yaşayan gerçi arkadaşlar muhtemelen Sturridge'de daha çok heyecanlanmışlar doğal olarak. Dolayısıyla bu tip transferler hani geldiğinde konuşmak yerine giderken konuşmak. Hatta hangisi pahalı? Sosa çok pahalı bir oyuncuydu mesela. Tabii. Çok pahalı bir oyuncu. Ama çok pahalı mıydı? Hayır. Yani oynadığı oyunla beraber düşünürsen. Afobe, Sosa'dan çok çok pahalı bir oyuncu. Mesela doğru. Öyle bakmak lazım yani. Bir de bu tip transferlerin ben şu tarafını çok önemseyen biriyim. Ta nereden beri? Hacı'dan beri. Yani Hacı'nın Galatasaray'ın yerli oyuncularına kattığını ölçemiyoruz. Bu ölçülemeyen getiri futbolda daha değerli. Rakamlara yansımayan getiriyi bakmak lazım. Yani gol sayısından, asist sayısından, kupadan bağımsız olarak etrafındaki oyunculara kattıkları çok önemli. Şimdi burada belki sonda söyleyeceğimizi başa da söylemek zorunda kalacağız. Bu tip transferlerin mesela çok söylediğim bir cümledir. Herkes zanneder ki Abdülkadir Ömür'le Yusuf Yazıcı oyuncu yokluğundan oynatıldı Trabzonspor'da. Hayır, tam tersi. Bu iki gencimizin, bu iki pırlantamızın Trabzonspor'da ilk forma aldığı dönem Trabzonspor tarihinin en kalabalık, en pahalı, en alternatifli, en kaliteli kadrosudur. Doğru. Yani zannedildiği gibi mecburiyetten oynamış falan değiller. Böyle bakmak lazım. Beşiktaş'la beraber örneği verelim. Geçen hafta konuşmuştuk galiba. Bir daha hatırlarım. Yani mevzuları birbirine bağlamak için anlatmaya çalışıyorum. Mesut geldiğinde söylemiştim. Ya sadece meseleye şu açıdan bakmayın. Yani yanındaki yerli genç oyunculara ne katabilir? Bu açıdan bakmak doğru, lazım. Doğru, kesinlikle. Mesela En Sakala'nın bak bu arada Rıdvan. Çok iyisi. Rıdvan'a katkısı mı var? Önünü mü kapattı? Böyle bakmak lazım. Dolayısıyla bu tip transferlerden istifade edebilecek atmosferi yaratabiliyor musunuz? Bu önemli. Kesinlikle. Transfer yapmak kolay. Çok kolay. Hiçbir yönetici başarısı değildir transferin.
Böyle transferler. Trabzonspor bir marka. Yani böyle bak sonuçta bakalım. Bankadan kredi alabiliyorsan, parayı verebiliyorsan herkes yapar bu transferi. 1,5 değil 3 de versen olacak yani. Yani herkes yapar bu transferi. Yok, parasını ödediğin sürece herkes yapar transferi. Doğru. Ve bu konuda yüzlerce liste hazırlarım. Olağanüstü transferler. Hı-hı. Değil mi? Yani ta Galatasaray'ın o şey dönemini hatırlasana. Uzun saçlı yönetici vardı. Sabah açıklarlardı. Sabah 7'de açıklarlardı transferleri. Neydi? O sene çok... Haldun Sunar. Yani o sene çok başarısız geçti mesela. Oysa taraftar olağanüstü şeyler bekliyordu transferlerden. Tabii tabii. Falan. Transfer değil. Yani transfer işin birinci adımı ama bu adım tek başına yeter bir şey değil. Doğru. O transferden her anlamda istifade edebilecek atmosferi, organizasyonu ayarlamak mesela. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani buradan bakacağız. Buyurun. Pepe mesela Beşiktaş'a geldi. Bravo. Beşiktaş'ın stoperlerine ne kattı? Türk stoperleri, genç Türk stoperlerine ne kattı mesela Pepe? Yani vermez para bonservise deniyordu Fikret Orman için. Bravo. Hani maaşlarını ödeyemeden gönderdi yani. O kaçtılar hatta. Öyle bakmak falan lazım. Yoksa transfer oyuncuya imza atmak dünyanın en kolay işi. En kolay çok işi. Zor bir şey değil zaten. Göndermek daha zor. Onunla çok, da ilgilenmiyor tabii. Yöneticiler. Tabii. Öyle de bir şey var tabii. Yani. Hani... Esas zor olan Öngörülemeyeni öngörmek. O apayrı bir başarı. Yoksa şu kısım başarı değil. Yani şu kısmı başarı hanesine yazmayız. Anladım. Ama bu kısımdan mesela şöyle söyleyeyim. Sosa'yı getiren yönetim başarısız. Hı hı. Sosa'yı oynatan yönetim başarılı. Doğru. Sosa geldi ilk sene top oynamadı neredeyse. Doğru. Hatta Rıza Hocam şey demişti yani Sosa ile Yusuf aynı anda oynatamam demişti mesela. Şey başarı başarısızlık kriterini ben oradan bakıyorum. Hı hı. Ha Marek Hamsik. Transferi beni heyecanlandırdı mı? Çok heyecanlandırdı. Duyduğum andan itibaren çok heyecanlandı. Bir şeye heyecanlanmıştım, o olmadı. Şeyi söylemiştim, İspanya'daki çocuğu. Yani o oyun biçimi benim çok sevdiğim Teo. Oyun. Evet, o olmadı. Olmadı. Artık olmaz, bundan sonra olmaz. İkincisi buydu. Anladım. Beni çok heyecanlandırdı. Üçüncü var mı? Üçüncü yerli olur herhalde. Yerli. Yani beni heyecanlandıracak yerli olur. Genç bir yerli olur. İsim? Olursa. Olur mu? Olur, olmayacak gibi duruyor. Yani çok para istiyorlar galiba şey. O şey. Keçiören'deki. Anladım. Barış Alper Yılmaz. Galiba olmayacak gibi. Anladım. Şimdi buradan sonrasını hemen yine sona gidelim. Hı hı. Daldan dala gidiyormuşuz gibi olacak. Yok, tamam. Sıkıntı yok. Bir, bugün itibariyle lig başlasa Trabzonspor'un sahaya çıkaracağı bir kadrosu var. Kesinlikle var. Yani şöyle diyeyim, geçen sene Beşiktaş'ın Yunanistan deplasmanında yaşadığı sıkıntıyı yaşamayacak kadar önde şu anda Trabzonspor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bugün maçlar başlıyor. Hiç sorun yok. Doğru. Hiç sorun yok değil. Olağanüstü değil ama sahaya çıkacak bir kadrosu var. Şöyle tek sıkıntı sol bek gibi duruyor şu an. Evet yani şöyle sadece kadro değil, hoca anlamında da bakarsak evet. Dört büyüklerde sadece Trabzonspor'un oynuyor. Yerleşik bir oyunu var. İyi kötü yani, bir oyunu aynen var. Aynen öyle. Dolayısıyla hani hep... kontrat anlamında dedim. Diğer üç takımın hocası yok. Hoca yok yani. Doğru. Ya Sergen Hoca ile anlaşılır. Evet, ama hani kağıt üzerinde yok diye. Yok. Fatih Hoca ile de anlaşılır. Evet. Sergen her iki takımda bir taraftan transfer çalışması yapıyor. Kesinlikle. Yani. Şey durmuş değil faaliyetler yani. Fenerbahçe için zaten zaten Fenerbahçe'nin olağanüstü bir kadrosu var. Geçen seneden bugün itibariyle sahaya çıkacak kadro bugün. Yani bundan sonra olacak. O hiçbir şey olmadı farz edin. Hı hı. Ki başkan yeni transfer falan daha dedi. Hiçbir şey olmadı farz edin. Geçen seneden en azından beklenti itibariyle geçen sene atıyorum Mart ayından 2 ya da 3 adım daha önde Trabzonspor. Değil mi? 4 tane çok net hamle. Oyuncu aldı. Hı hı. Yani geçen seneden 2 adım daha önde. Bruno Perez, Gervinho, Marek Hamsik, 4. Şey de gelecek ya, Koyta. Koyta. Yani bu açıdan bakınca sevindirici. Hı hı. Başka bir sevindirici tarafı var. Çok nadir olan bir şey bu. Hı hı. Bir tek Sadri Başkan'ın ilk döneminde hatırlıyorum. Kampa hazır girdi Trabzonspor. Hı hı. Bir kere hatırlıyorum yani. Sadri Başkan'ın ilk döneminde hatırlıyorum. Bir de nispeten şeyde de Ünal Hoca ile ilk başlanan sezonda da çok fazla transfer gel git olmamıştı. O da kampa hazır girmişti hı hı. takım. Hı hı. O iki dönemde başarılı dönemlerdi. Beklentinin üzerinde puan toplanan dönemlerdi. Bu kampa hazır kadroyla gitme biz çok önemsemediğimiz bir şey o. Evet. Çünkü akşam pazarına bırakmayı seviyorlar. Çünkü biz şeyi deseler neydi? Kervan yolda dizilir. Bu doğru bir şey değil. Değil. Yani, kervan yolda dizilir dediğimiz için anlamsız şekilde büyük takımlarımız çok ciddi hüsrana uğradılar kesinlikle, elemelerde. Kesinlikle. Yani bu eleme bizim için felaket. Tabii. Değil mi? Yani Yunanistan takımları pekala elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bizim için felaket. Niye? Evet. Çünkü biz hele bir başlayalım, bir görelim ligi. Evet. Ondan sonra ancak toparlanabiliyoruz. Aralık ayında oynasın onlarla mesela sıkıntı çıkmayacak. Aynı şeyi söylüyorum. Hı. Yani iki sene önce Başakşehir için söylemiştim. Aynı takımla Şampiyonlar Ligi ön elemesini iki sene önce söylemiştim. Hı. Şimdi oynasın Aralık ya da Kasım'da. Geçer Başakşehir. Geçer diye. Doğru. Dolayısıyla bu hazırlık süreci de yönetim adına başarılır. Doğru. Yani
geldiğimiz nokta yönetim açısından çok başarılı bir süreç. Aynı fikirdeyim. Abdullah Avcı da zaten o kervanı yolda dizme anlamında öyle bir hoca da değil yani. Yok, öncesinde planlamasını yapabilen bir hoca. Evet. Abdullah Avcı'ya geçmeden önce şuraya geleceğim. İki sezon önce bana göre maaş anlamında müthiş bir planlama yapmıştı Trabzonspor yönetimi. Yani hepimiz takdirle karşılamıştık. Ya biraz şu an baktığımızda Marek Hamşik transferi sonrası 6-7 oyuncu daha almak istiyoruz dedi Sayın Başkan. Maaş planlamasında herhangi bir sorun yaşanabilir mi? Arkadaşlar beni yanlış anlamasın. Başka takımlar yok abi yok bilmem ne diye telefonla açıp transfer yaparken aynı şeyleri de Trabzonspor'a doğru yöneltmeler görüyorum ben. O açıdan soruyorum. Haklı bir itiraz bu. Bizde şöyle bir hayatın geneline bakış açımız, futbola bakış açımızı da beraberinde getiriyor. Genelde kendi takımımızın yaptıklarıyla değil, rakiplerin yaptıklarıyla ilgileniriz. Yani benzer şeyi Fenerbahçe yapınca da Trabzonsporlar nereden buluyor bu parayı diyor. Soru doğru, yani hayatın doğru derken yaşam biçimimizle alakalı bir bakış açısı bu. Bunu anlayabiliyorum. Ama hani daha önceki yıllarla mukayese ettiğinde iyi futbolcularla mesela Sosa'ya verilen ücretle Hamsik'e verilen ücret arasında ciddi bir fark var. Neredeyse kesinlikle. Yarı yarıya. Sturridge'e verilen ücretle yarı yarıya fark var neredeyse. Dolayısıyla o anlamda bir artış yok. Ama genel olarak anladığım kadarıyla Trabzonspor bütçesi geçen sene 15 milyon euro civarındaydı. Bu sene Sayın Başkan 20-25 diyor. 25 olursa yüksek. Bir. İki. Şu olmazsa bahsettiği 7 transfer bundan sonraki 6-7 transfer daha olacak. Bunun dördü yatırım transferi olmazsa o zaman kumar olur. Anladım, kumar olur. Anladım. Neden söylüyorum bunu? Hep söylediğim şey, şampiyon olmak son tahlilde sizin elinizde olan bir şey değildir. O top kaleye girmez, olmazsınız. Bu sene Beşiktaş pekala şampiyonluğu kaybedebilirdi ve üçüncü bitirebilirdi sezonu. Ama ne olursa olsun elinde bir Rıdvan ve Ersin olacaktı. Doğru. Kazanım olarak. Tabii. Sadece iki, en azını söylüyorum. Dolayısıyla sizin yaptığınız kadro, eğer böyle transferler yapıyorsanız, şampiyon olmama ihtimalinde bile size bir kazanım getirmeli. Yani bilmiyorum kadroda kalır mı kalmaz mı? Kiralık giden oyuncular içerisinde tek verim aldığımız oyuncu ne yazık ki Trabzonspor'un. Murat Cem, Kocaelispor'da. Şimdi eğer kadroda kalırsa, oynadığı mevki itibariyle Bakasetas ve Hamsik'ten ne öğrenebiliri hayal ediyorum ben. Ya da X oyuncu alırlarsa, 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında gelecek vadeden oyuncu alırlarsa... Bu kadro, bu tecrübeliler yani Vakame'yi de sayarsak çok ciddi bir tecrübe var orada artık. Evet, evet. Stoperlerde kesinlikle. De var. Stoperlerde tabii tabii. Vitor yiğit stoper yani. Mesela Ahmet Can Vitor'dan ne kazanır? Biz iki sene sonra Ahmet Can bir değer mi bizim için? Sol stoper. Olur mu? Bu açıdan da bakarsak o zaman bir planlama yapmış oluruz. Yoksa aldık iyi 5-6 tane oyuncu, hadi biz şampiyon olacağız. Olmazsak yandık. Bu kumar. Tabii. Bunu kabul edemem. Yani dolayısıyla bütçeye, şuna buna hep şu açıdan bakacağım. Sezona başlarken bir evet şampiyon olmak ya da ligi ilk 2'de bitirmek önemli bir şey. Ama bunlar olmasa bile bir oyunu yükseltmek, iki oyuncuyu geliştirmek. Yani aşağıdaki oyuncuların yukarı çıkması. Mesela ben bu sene bu kadroda çok daha iyi Abdülkadir Ömür beklerim. Yani iyi oyuncularla daha çok yükselir iyi oyuncu. Tabii. Çok daha iyi bir Abdülkadir Ömür beklerim. Oğuzhan buna çok örnek mesela. Oğuzhan Özyakup. %100. Jose Sosa vardı. Sosa ile beraber yani Sosa ile oynayan zaten. Ben oynasam ben de olurum tamam. Yani. Öyle yani, olurum yani. Dolayısıyla sadece o gözle bakmamak lazım transferlere. Ha bütün bunlara rağmen işler yolunda gitmeyebilir mi? Gitmeyebilir. Gitmeyebilir. Yani. Doğru. Bu doğru. Çok dünyada 50 tane örneği var. Tabii tabii. Bu başka bir şey. Ama şu an itibariyle Trabzonspor yönetiminin transfer politikasını böyle bırakırlarsa eleştiririm. Ama tahmin ettiğim, görebildiğim, çünkü 7 oyuncu daha, 6-7 oyuncu daha alacağız demek şu demek. Yani biz 4-5 tane genç oyuncu, en azından 4 tane daha genç oyuncu alacağız. Elde var 3-4 tane ümit vadeden gel, genç. Dolayısıyla bu tecrübeliler, bu gençlere bir şey katar beklentim çok yüksek. Bunu çok çok önemsiyorum. Anladım. Bu kumar riskini azaltan bir şey. Kesinlikle. Çünkü sizin yatırımınızın riskini azaltan bir şey. Çok daha önemli bir şey bence. Doğru. Abdullah Avcı'ya geçelim abi. Hoca geçen sezondan oyun planını kurgulamıştı. Transferleri de bu kurguya göre yapıyor. Öyle görüyorum en azından ben. Önümüzdeki sezon sen nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun? O hocanın Trabzonspor. Mesela şu anda bile ben 11'i yapamıyorum. Şu anda bile fazlalık var. Alışık değil Trabzonsporlar buna. Şu anda bile yani santrafor ve sol bek alınacak. O zaman bile mesela Abdülkadir Ömür'ü mü sağ kanada koyacaksın? Gervinho'yu mu sağ kanada koyacaksın gibi bir soru çok... Trabzonspor açısından çok lüks bir soru. Ya da orta sahada Ömür'ü nereye koyacağız, Berat'ı nereye koyacağız sorusu çok lüks bir soru. Doğru. Trabzonspor açısından. Çok alışık değiliz buna. Hoca ne oynayacak, nasıl oynayacak, nasıl bir Trabzonspor bekliyoruz konusunda.
Şöyle bir endişem var. Yani çok nitelikli bir orta saha ama çok tempo yapar mı bu orta saha? Onunla ilgili bir endişem var. Kenarda dursun o endişe. Anladım. O duruyor kenarda yani. Ama onun dışında yani geçen sene gördüğümüzün zaten daha iyisini göreceğiz ya. Yani. Hani oyun olarak daha iyi. Sonuç belli olmaz sonuç. Sonuç dediğin şey yani geçen sene. Burada çok önemli sonuç. Yani bu coğrafyada. Şöyle düşün yani. İki sene önce işte Ünal Hoca'yla hatta Şeneci Hoca'yla o ligin iki maçında da yani Fenerbahçe Trabzonspor maçlarını düşünün yani. Oynayan Fenerbahçe'ydi, kazanan Trabzonspor oldu ya da puan alan Trabzonspor oldu. O başka bir şey. Yani o top girmez, şu olur. Ben oyunu kastediyorum. Yani oyun olarak Trabzonspor'un geçen seneden daha iyi bir oyun göreceğimiz muhakkak. Hı hı. Ama hani ne oynar, kim oynar konusunu kestiremiyorum. Mesela şimdi Ekuban gitmezse son senesi ve transfer yapacak. Dünyanın şey kuralıdır bu. Yani transfer yapacak futbolcu çok daha iyi oynar. Yani o sene bitiyorsa. Ta vaktiyle Ünal Hoca söylemişti bana bir sohbette yani. Bir oyuncunun son senesi ise oyuncu top oynar demişti. Yani normalin çok ötesinde ama oynar. Ama bu için kulüp içinde yenilemezse şayet... Önemli değil. Oynasın da yani, yani yenileme olur mu emin değilim. Bilmiyorum şu anda. Peki bu dönem gider mi? Bu transfer dönemi gider mi? Bekliyorlardı ama yok şu anda. Yok. Yani şu ana kadar gelmediyse bundan sonra çok sürpriz olur. Belki Canini'ye gelebilir. Bu arada şeyi de söyleyelim. Hani şu kısa vadede bundan sonra ne olacak? Sayın Başkan açıkladı ya. Benim tahminim birkaç gün bekleyecekler. Önce federasyonun yabancı kararını net bekleyecekler. Az önce söylediğim rahatlık önemli. Niye? Bugün bizim sahaya çıkacak halimiz var. Dolayısıyla bundan sonraki kararları muhtemelen Trabzonspor yönetiminin ve teknik direktörünün daha yavaş olacaktır. Anladım. Bundan sonraki kararlar daha yavaş olacaktır. Ya yani daha seçici, daha seçici derken şu anlamda tamam neyse 300'e 500'e bakma değil. Yani daha inceleyip daha yavaş gidecektir bundan sonraki transfer. Niye? Çünkü artık bir iskelet var. Değil mi? Yani santrafor ve sol bek elzem olan görünüyor. Bunlar için muhtemelen daha yavaş karar verecekler diye düşünüyorum. Tabii burada şeyin de belirleyici olacağını söyleyeyim. Yani bu federasyonun yabancı sınırı ve limit. Anlayamadığımız yapmaya çalıştığı hamleler. Ya yorumsuz cidden. Mesela şöyle bir şey duydum ben. Yabancı sınırını kaldırmayacak. Yani yabancı meselesi aynen kalacak ama limitleri artıracak. Kulüpler daha da borçlanacak. Ya inanılır bir şey bilmiyorum. Yani yabancı meselesinin kulübün itiraz edeceği bir şey var. Ötekinin itiraz edeceği bir şey... Bizim gelirlerimiz azaldı, bizim tribün gelirimiz azaldı, yayın gelirimiz azaldı ama biz daha çok harcama limiti istiyoruz. Ve o harcama limiti de Türk futbolcular için. Olsun. Yani şey değil, şey yapmıyorum, Türk futbolcuları kötülemiyorum ama nitelikli Türk futbolcuların zaten yani, satın alma şeysi... O meseleyle ilgili sağ olsun genç arkadaşlar hep konuştular, bizim bir daha konuşmamıza gerek var mı bilmiyorum ama kamuoyunda iyi bir şey var bence ama federasyon çok sanki... Şey yapacak. Evet, federasyon zaten abi ben bunu geçen programda söyledim. Yani sokaktan geçen herhangi birini de koyulsa federasyon zaten seçimli olmuyor orası. Bir şekilde yine en kötü bu kararlar alınırdı yani. O yüzden hani çok da şey yapmak istemiyorum. Evet. Sol bekte Marlon'un kiralık sözleşmesi sona eriyor. Yüksek ihtimalle onunla kontrat yapılacak. Yok zaten veda etti. Veda etti doğru. Düşünen isimlerden bir tanesi de Birger Meling. Nims'te oynuyordu Fransa'da. Oraya Rosenborg'dan gitmişti. Ben Rosenborg'dayken, Norveç'teyken oyuncu ciddi şekilde takip etmiştim. Yani 2 yıl falan üst üste düzenli şekilde maçlarını takip etmiştim. Bu ligin. Kefil misin? Net kefilim ben. Yani. Çok ya hocanın, hoca Beşiktaş'tayken de bir vasıtalar aracılığıyla Beşiktaş sol bek ararken Kireboş'a gelmişti. Tamam bak sezon içinde hatırlatırım sana. Hatırlat abi. Burayı da kesit alıp paylaşabilirler tamam. Sonra da. Kötü oynarsa da sıkıntı yok. Tamam. Ben Abdullah Hoca'nın da ciddi şekilde oyununa etki edecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sen bu transferle alakalı neler düşünüyorsun? Yani bu, Marlon sonrası nasıl bir şey? Yani bu devam ediyor bununla ilgili süreç bildiğim kadarıyla. Henüz vazgeçilmiş değil. Tam tersi. Ama işte bir taraftan yabancı sınırı. Yani diğer bölgelerde alınacak alternatiflerin yerli olma ihtimaliyle beraber belki bu transferin olma ihtimali daha güçlüdür. Anladım. Norveç dedik. Orada farklı yine Abdullah Avcı'nın da ekibinin de oraya çok ben şey yaptığını biliyorum. O bölgeden yani kuzey bölgesinden Trabzonspor'a gelen oyuncuların ciddi şekilde de bir fark yarattığını da görüyoruz aslında. Sen aynı zamanda bir sosyoloji... Evet tabii böyle genellemeler tehlikeli olabiliyor. Yani istisna kaydı bozmuyor evet, diyelim. Bozmuyor ama işte futbol çok istisnalar oynuyor. Değil mi? Da yani, dolayısıyla tüm genellemeler bizi yanıltabilir. Trabzonspor açısından en büyük meçhul yabancı meselesi. Doğru. Bir. Evet. İki... Tekrar söyleyeyim en önemli şey bence şu anda nitelikli gençlerin transfer edilmesi. Bu konuda son 3 senede çok hani denemeler çok verim alamadı. Anladım. Yani Yusuf Sarı'nın şu anda bir mesafe kat etmesi gerekiyordu. Kesinlikle. İsmini sayamayacağım kadar çok oyuncular. Burada şöyle bakıldı. İşte orada demek ki nitelikli bir analiz yapılmamış. Evet. Şöyle bakıldı. Daha kolay alınması daha kolay oyuncular tercih edildi. Oysa yani oradaki o 1 milyon euroluk fark çok belirleyici. Yani belki 1 milyon euroya çıkabilselerdi bugün Trabzonspor'un sırada bekleyen ve
sürece dahil olacağını umduğumuz oyuncu sayısı çok daha fazla Türk olabilirdi. Oyuncu. Tabii tabii. Yani alınmamış, yani o son hamleden vazgeçilmiş, neredeyse tüm şu anda hani A takım seviyesine yaklaşmış tüm genç oyuncuları söyleyebilirim. Hepsi Trabzonspor'un evet, gündemine gelmiştir. Doğru, doğru, hepsi. Doğru. Yani o son karar hep yanlış tercih. Yani daha kolay olanı, daha kolay görüneni, o anda daha az mali problem çıkaranı tercih edildi hep. Dolayısıyla bu da öğretici olması gerekiyor mesela. Değil mi? Yani hani geleceğe dönük oyuncu alırken ki tercihleriniz o aradaki 200 bin euro, 300 bin euro, 400 bin euro o kazanım değil. Evet. Tam tersi size daha çok zarar veriyor. Doğru, kesinlikle. O süreçten özür dilerim İlke. Ya önemli bir konu o. Kesinlikle. O süreçten artık en azından bir akıl geliştirmiş olması gerekiyor Trabzonspor'un. Yani ya olursa diye olma ihtimali düşmüş oyuncuyu almak sana zarar veriyor. Kardan çok zarar veriyor. Tam tersi yani o 200 bin, 300 bin euro, 400 bin euro, 500 bin euroya kadar onları feda etmek gerekiyor. Çünkü sadece siz takip etmiyorsunuz futbolu. Acayip bir yarış var. Herkes takip ediyor yani. Doğru. Yani Merih'ten tut, Başakşehir'in 10 numara Almanya'dan aldığı yani Berkay çok Özcan. Berkay'a kadar hepsini Trabzonspor pekala alabilirdi. Yani alma noktasına yaklaştı hepsi doğru, için söylüyorum. Doğru. Yani bildiğim için söylüyorum. Dolayısıyla o vazgeçmeler, gerçi Berkay ucuz değildi. Berkay bayağı pahalı bir transfer. 4 milyon euro verdi galiba Başakşehir. Evet öyle bir şey. Yani hatta şeyi söyleyeyim, Kerem dahil yani Galatasaray'ın şu anda. Çok beklediği, üstelik çok da ucuz oynuyor. Bunların hepsini Trabzonspor alabilirdi yani. Değil mi? Hani değil, habersiz falan değildi yani. Değil mi? Tam tersi. O son karar, demek ki o geçtiğimiz 3 sene yönetime öğretici olmalı. Şimdi bundan sonraki yani önümüzdeki süreçteki o 3-4 genç transferi umarım aynı hatayı yapmaz. Ekuban ve Can'ın dedin ama dedim. Uğurcan'la alakalı da eğer Avrupa Şampiyonası sonrası bir teklif bekliyor mu Trabzonspor? Anladığımı söylüyorum. Şu anda somut teklif olmamasına rağmen şöyle bir teklifle gelelim haberleri var. O tekliflere hayır diyor Trabzonspor. Çünkü o teklifler beklediğinin altında. Ne kadar bekliyor Trabzonspor? 20'yi bekliyor. 20. Bekliyor. Bence 20'den daha fazla yani ama. Yani 12, 13 gibi bir teklif, somut teklif olmamasına rağmen olarak var. Yani bu ilgileniyoruz, anladım. Ama böyle bir yaklaşıma direkt hayır dedikleri için somutlaşmıyor teklif. Anladım. Ama o da bir sıkıntı şimdi. O Uğurcan'ı da gergin olur mu turnuvada? Çünkü hani böyle şeyler de beni endişelendiriyor doğrusunu istersen. Ama sanki hani 12-13 zaten cepte gibi bakılıyor. Anladım. Dolayısıyla hani olmadı en kötü öyle olur gözüyle bakılıyor gibi görüyorum. Mental anlamda Uğurcan'ın zaten karakter anlamda, mental anlamda da ben hani öyle bir soru işareti yok bende sendeki olan gibi ama. Yok tam tersi gerginlik onu güçlü yapıyor. Anladım. Öyle bir tarafı var. Doğru. Gerginlik onu güçlü yapıyor. Uğurcan zaten iyi kaleci olmanın şeyi o galiba. Evet. Galiba yani dünyaya da baktığınızda o gerginlikle başa çıkabilecek. Çünkü neydi Şenol Hoca'nın çok kullandığı laf, kaleci yalnız adamdır. Tabii. O yalnızlıkla ve gerginlikle tek başına başa çıkabilme karakteri olmayınca kaleci olamıyorsun. Kesinlikle abi Volkan Demirel TTR ne yani 60 bin kişi orada neler diyordu. O çok çok önemli bir şey. Yani ciddi manada o da farklı bir karakterdi. Son olarak Avrupa Şampiyonası Uğurcan dedik, neler bekliyorsun milli takımdan bizim çocuklar? Biraz endişeliyim. Şundan dolayı endişeliyim. Beklenti arttı. Çok yükseldi beklenti. Yani henüz o beklenti de değiliz. Yani tamam evet Fransa'yı yendik biz. Ama böyle hani arka arkaya 5 tane öyle maçlar almış falan değiliz. Biraz abarttık gibi geliyor bana. Değil mi? Ya beklenti bizim memlekette çok önemli. Çok çünkü önemli. Başarılı olup olmadığınız tamamen beklentiye tabii, göre tabii belirleniyor. Çok ilginç bir şey bu yani. Çok garip. Yani bu bana göre de bu milli takımın turnuvası ya bu jenerasyonun milli takımın turnuvası bir sonraki Avrupa Şampiyonası. Ama biz böyle özür dilerim İlke, ben hep söz kesiyorum. Estağfurullah abi, yok. Beklenti yükselince bir sonraya bir şey bırakmıyoruz biz. Ortada darmadağın ediyoruz. Evet evet yani sonrasında kaldı. Evet var. Çok kötü. Ya yıkıyoruz yani. Ve o yüzden ta ne zaman Şenol Hoca ile bir sohbet etme imkanım olmuştu yani beklentiyi nasıl düşürebilirsiniz diye sormuştum. Çok benim elimde değil demişti yani artık çok kontrolden çıktı yani. Ama oyuncuların tamamı da hani %60'ı yurt dışından gelen oyuncular, %80'i daha doğrusu. O yani bu beklentinin artması da aslında bir nebze bana normalmiş gibi geliyor. Çünkü direkt aşağıdan yurt dışına giden oyuncular var. Aşağıdan kasıt TFF birincilikten bahsediyorum. Yani onlar gördü. O beklentiyi de biraz aslında o Avrupa kulüpleri de orada hem süre vererek yani Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik 3 kişi şampiyon yaptılar yani. Doğru. O anlamda da hani beklenti evet biz olduğundan biraz fazla şey yapıyoruz ama bu beklentinin olması da normalmiş gibi geliyor aynı zamanda. Evet ama yine de mesela biz Fransa'yı yendik. Galler de Belçika'yı yendi. Evet yani. Yarı final. Doğru. Çeyrek final. 3-1 yendi abi. Yani evet Belçika
çok da her yıl Belçika'yı o turnuvanın şeyiydi yani. Dolayısıyla her şey hazırlıklı olmak lazım. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Var mı son söylemek istediğin herhangi bir şey? Bir an önce sezon başlasın artık. Değil mi? Bak geçen sene böyle demiyordum. Demiyor muydun? Demiyordum. O zaman beklenti var Trabzonspor'la alakalı. Var var. Değil yani mi? Oyun beklentisi var. Yani sonucu kestiremezsin ama oyun beklentisi var yani. Anladım. Yani orta saha şimdi geçen sene orta sahaya baktığımda ya biri sakatlansa, kart görse kim oynayacak diye soruyordum. Hı-hı. Şimdi öyle değil. Yok, doğru. Değil. Ben de Abdullah Avcı için gönlünden geçenin en iyisi olmasını yani benim dinamizmini beğendiğim, top kullanmada bazı problemler olsa da dinamizmini beğendiğim Flavio işte yani hani şu an işte muallak. Yani nerede durur? Tronsen mesela, Tronsen ile ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Benim hani normal mesela sen şimdi diyorsun onu ya. Onu da izledim mesela. Şimdi onu diyeceğim. Aha. Norveçli sol beki diyorsun ya. Hı-hı. Yani benim normal futbolcu izleme kültürüm yok. Hı-hı. Yani ya da oyuncu bazlı maç izleme kültürüm Hı-hı. yok. Dolayısıyla bir maç izlediğimde çok fazla oyuncu aklımda kalmaz. Hı-hı. Başat takımlar haricindeki takımlarda. Ama ismini duyduktan sonra işte sağdan soldan şey istiyoruz, izliyoruz eski maçlarını. Ne sağ olsun şey veriyorlar. Neyse. Stabil şifre. Neyse tamam. ben Tronsen'i izledim. Şey demiştim yani. İzlediğim tüm maçlarda neredeyse sol bek oynamıştı. Evet o sol bek Barcelona'da. Aşağı yukarı Novak ya demiştim yani. Hani yani Novak'ın yaptığı işi yapar demiştim yani. Şimdi belki mesela hoca orada da deneyebilir Tronsen'i yani. Evet. Bak bu ihtimali kenara yazalım bir yere. O da doğru, mantıklı. Yani kadro içerisinden bir dönüşüm olabilir. Çok daha yani, mantıklı. Hoca belki görmek isteyebilir yani. Evet, evet. Keşke işte yani Martin Abdülkadir ile beraber dönebilseydi o zaman belki daha çok görme değil şansı olurdu. O zaman daha fikir sahibi olabilirdik. Ama bir yerde öyle bir adam var yani. Kesinlikle. Adam uzun süre sol bek oynamış bir adam var yani orta saha olmasına rağmen. O da benim yine çok peşinden koştuğum ayrı bir isimdi yani. Trump'sun. Öyle mi? Evet evet. O sol sakatlandı ben çok şaşırmıştım. Sol bekliğine kefil misin? Sol bekle dedim ben merkez orta sahaya kefilim yani. Evet. Ama sol bekle Türkiye'de en azından oynar diye düşünüyorum yani. Eyvallah. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Trabzonspor gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.